Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda özellikle farmda sıklıkla kullanılan petler hakkında tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Eğer petiniz yoksa ilk olarak pet almak için Trainer Kate adlı NPC'ye gelmelisiniz. Bu NPC'ye sağ tıklayarak petinizi alabileceğiniz görevi üzerinize alacaksınız. Bu görev oldukça basit. Sadece 10 adet Worm, 10 adet Bandicoot, 10 adet Bulcan ve 10 adet Kekon kesiyorsunuz. Görev sonunda tekrar NPC'ye döndüğünüzde size bir tane yumurta verecek. Bu yumurtayla Pet'i ilk seçeneğe yerleştirerek alacaksınız. Pet'i aldığınızda ilk olarak sizden Pet'inize bir isim vermenizi isteyecek. Şekildeki gibi benim de bir tane Pet'im var. Seviyesi 1. Pet'inizi aldıktan sonra envanterinizde Pet tam olarak bu kısma takılıyor. Petiniz envanterinizde takılıyken petinizi yanınıza çağırabiliyorsunuz. İlk olarak pet marketine bakalım. Familiar Kate'e tekrar geldiğimde burada Familiar Random seçeneğinde bazı eşyaların olduğunu göreceksiniz. Familiar Summon eşyası petinizi yanınıza çağırmaya yarıyor. Image Change petinizin görüntüsünün değiştirilmesine yarıyor ve burada 3 adet yaprak, ekmek ve süt bulunuyor. Bunlar da petinizin karnını doyurmasına yarıyor. Biz buradan bir tane yaprak satın alalım. Üzerimizde pet çağırma eşyası bulunuyor. Şöyle 5. sayfaya geçtim. Skill barda pet summon adlı skill'e tıkladığımda birkaç saniye içerisinde petimizin yanımıza geleceğini göreceğiz. Evet, petimiz yanımızda. Burada petimize dair bir skill bar bulunuyor. Aynı zamanda burada da petimizin canı ve açlık durumu görebiliyoruz. Petimizin açlığı 60/100. İlk olarak aldığımız yaprakla petimizi doyurmak için klavyede P tuşuna bastığımızda petimizin ekranı açılıyor. Burada item bölümünde yaprağı feeding yani besleme bölümüne koyduğumuzda confirm diyerek petimizin karnını doyurabiliyoruz. Şekildeki gibi %100 oldu. Birinci seviye petler yaprakla rahatlıkla %100'e ulaşıyor. Yaprak 5K, ekmek 15K ve süt 25K. Petinizin leveli yükseldikçe süt ve ekmek kullanmanız gerekiyor. Şimdi petimizi dönüştürmeye bakalım. Bende şu şekilde image change H var. Aynı zamanda buradan da L satın alabilirsiniz. Evet, peti tekrar geri göndermek için burada bulunan pet summon'a iki kere tıklamanız yeterli. Envanterimden bu eşyayı çıkarttım. Trainer Kate'den ilk seçenek Familiar Etching and Transform'a tıklıyorum ve peti koyduktan sonra dönüştürme kağıdıyla beraber oka tıklayıp confirm dedikten sonra petim dönüştürülüyor. Burada random herhangi bir şeye dönüşecek. Lamia'ya dönüştü. Üzerimize koyup tekrar petimizi çağıralım ve petimizi nasıl dönüştürdüğümüze bakalım. Evet, Bulcan olan petimiz artık Lamia görüntüsünde. Bununla beraber petimizin bu kısımda bir skill barı bulunuyor. Eğer otoloot satın alırsanız burada A'nın üzerine tıkladığınızda L yani loot da gelecek. Şu an petimde otoloot takılı olmadığı için bende L gözükmüyor. A ve P modları var. Yine petimizin ekranına geldiğimizde burada item bölümünde petinize 4 adet item takabiliyorsunuz. Otoloot eşyasını yine Familiar Kate'den kırdırdıktan sonra bu 4 slotun herhangi birine otoloot'u yerleştirerek petinizin otoloot özelliğini açabiliyorsunuz. Buradan L'ye getirdiğinizde petiniz artık çevrenizdeki tüm kutuları toplar hale gelecek. Bunun yanında petinizin toplama yerinde M ve Option yolunu izleyerek Routing Option kısmında görebilirsiniz. Bir koyun üzeri sayılabilir tüm malzemeleri bu şekilde petimiz artık toplayacak. Bunun yanında petlerin bir leveli bulunuyor. Örneğin benim petim şu an bir level. P'ye tıkladığımda burada pet skill'lerinin olduğunu görüyoruz. Son skill için petin 60 level olması gerekiyor ve size 35 defans sağlıyor. Bu şekilde petin belirli buff ve
Bunun yanında da kendi atak skill'leri var. Örneğin 55 level petiniz size 250 EP verebiliyor. Hem farmda hem de exp kasarken petinizi bu skill'lerle de kullanabilirsiniz. Eğer sadece petinizin otolut özelliğini kullanacaksanız petinizi level 1'de bırakmanızı öneririm. Level 1'de 5K karşılığında petinizi çok rahat %100 yapacaksınız. Petinizi level kastırmak için örneğin tavanımızı atalım ve son kez ona da bakalım. Evet, petimiz de geldi. İkinci sırada bulunan atak skinle bir kez tıkladığımda şekilde gördüğünüz gibi petimiz atak yapmaya başladı. Wormleri rahat bir şekilde kesebiliyor. Tabi şu an wormlerden çok fazla exp alamıyor. Bu şekilde siz de exp'ini arttırabilirsiniz. Hatta worm kesmeye devam edelim. Bu ekrandan da exp miktarına bakalım. 48'de 64 oldu. Bir tane daha worm kestirelim. Burada oyuna yeni başlayan birisi var. Biz ileride worm keselim. Petimizi de 2 level'e artık çıkarabiliriz. Evet, petimizin exp miktarı %96 oldu. Son bir tane daha worm kestiğinde 2 seviyeye yükselecek. Aynı zamanda yaratıklara vurduğunda canının da azaldığını söyleyebilirim. Petiniz öldükten sonra tekrar petinizi Familiar Summon'la çağırmanız gerekiyor. Evet, petimiz 2 seviyeye çıktı. Atağı ve defansı biraz daha yükseldi. Aynı zamanda petinizin de sizin gibi resistleri bulunuyor. Eğer petinize level atlatacaksanız bana göre 5'ten fazla level atlatmayın. 5 olmasının sebebi de Genie Adder ayarlarında 5 seviye ve üstü tüm petlerin otomatik beslenmesi. Adder bölümünde bu seçeneğe tıklarsanız petiniz Genie ile farm yaparken dayanıklılığı bittiğinde otomatik olarak üzerinizde bulunan beslenme item'ını basacak. Evet, pet rehberimiz bu şekildeydi. Bununla birlikte oyunda petler hakkında sormak istediğiniz tüm sorular için yorumları kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Knight Online videosunda görüşmek üzere.